Merhaba efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Fırat. Fırat Bey, Esenyurt'ta eskiden Ramazanlar nasıl geçiyordu? Vallahi eskiden Ramazanlar nasıl geçiyordu? Eskiden Ramazanlar çok güzel geçiyordu. İftar çadırları vardı. Burada köy içinde iftar çadırları vardı. Güzeldi. Şimdi ondan sonra bu aşağılarda kuruyorlardı iftar çadırları. Şimdi hiçbir şey yok yani. Şu an bitti yani. Şu an ne olursa CHP artık başa geldi diye mi böyle oldu? Anlamadık yani. Ne iftar çadırları var, ne bir şey var. Suriyelileri tek tek gönderiyorlar. Kalmadı. Hani bunları söyleyeyim yani. Bunlar var. Şimdi de bir yeni başkanımızdan beklentilerimiz, bu da gençlerimiz çok uyuşturucu içiyor. 14-15 yaşında gençlerimiz, bayanlar fuhuş yapıyor. 14-15 yaşında daha kızlar yani okuma çağlarında fuhuş yapıyorlar. Yani balık yolu olsun, eroin, kokain, uyuşturucu. Yani uyuşturucu, burası tam bir uyuşturucu yuvası olmuş. Efendim Esenyurt'ta daha önce Ramazanlar nasıl geçiyordu? Neler vardı? Ramazanlar iyiydi. Şenlik vardı, huzur vardı. Şimdi böyle bir şey yok. Yeme içme yok. Millet aç. Neler vardı mesela? Ramazan'da 3-4 çeşit yemek veriliyordu. Meydanda çadır vuruluyordu. Bu burada kültür merkezinde vuruluyordu. Ben buraya kendim geldim. Ben emekliyim ama geldim yani kaç sefer. Kadıoğlu'nun zamanında. Evet. Böyle yani. Ben çok zamanda burada yazda kalmadım. Şu anda bu etkinlikler var mı yine? Olmasını ister misiniz? Olmasını herhalde isteriz yani. İhtiyaç sahipleri için. Tabii şimdi burada herkes emekli değil. Herkes çalışmıyor, yok. Bir tas çorbaya ihtiyacı olan çok. Yani o çorbayı ben içmem. İşsiz insanımız içsin. Ben evimde sıcak bir çorbamı içiyorsam o içsin. Vatandaşım içsin. Evet, eski Ramazanlar Esenyurt'ta nasıl geçiyordu? Çadır kurular, yemek verirlerdi. Çorba, şey işte, her yere mahalle aralarına kurarlar. Sadece burayı da başka yerlerde kurular yani. Bu sene nasıl geçiyor? Bu sene yok. Bu sene kurmadı herhalde. Ben... Yok. Bu sene yok. Hiç mahalleler de görmedim. Şey yani ben işe güce girdim yani işe bekçiler. Veya alıyor hep mahallelerde verilerdi yani. Yemek bu sene yok. Olmasını ister miydiniz? Ya tabii. Olur mu? Daha şey olur yani. Bazı insanlar gider orada bir çorba yer. Bizim esas... Tabii. Biz yemeğimiz yok da yani görürük yani. Giden yani çok vardı yani ihtiyaçları olan. Ben gidip yiyeyim yani. Esenyurt'ta eskiden Ramazanlar nasıl geçiyordu? Neler oluyordu mesela? Ya vallahi Ramazan, ben işçi olduğum için Ramazan'la pek fazla ilgilenemiyordum. Ben şu anda da oruçlu değilim. Rahatsızlığımdan dolayı oruçlu, teşekkür ederim, oruçlu değilim. Eskiden de iyi geçiyordu Ramazan. Şimdi fena neler değil yani. Mesela Ramazanlarda? Ya Ramazanlarda çadır, iftar çadırları kuruyorlardı. Eğlence yerleri kuruyorlardı. Şimdi de yapıyorlar yani. Şimdi aynı, şu an var, evet. Esenyurt'ta önceden Ramazanlar nasıl geçiyordu? Neler yapılıyordu? Önce de Esenyurt'ta çadır kuruyordu. Herkese nafaka dağıtıyordu. Herkese para dağıtıyordu Ramazan için. Şimdi hiçbir şey yok. Hepsi millet yani Allah'a şükürler olsun, yine herkes cebinde yiyor ama eski çok güzeldi, şimdi hiçbir şey yok. Ve sizin bahsettiğiniz az önce bir sıkıntım var dediniz. Benim kendim sıkıntı, ben 59 yaşına girmişim. Ben kendi hastayım, astımım var, bronşitim var. Bir de tansiyonum var benim, çalışamıyorum. İşte ona bir çare bulursa iyi olur. Şimdi emeklilik için benim girişim biraz geçtir, 2006'dır. Ben onun için emekli olamıyorum. Buna bir çare olsa, bizim bakanlarda olsa çok güzel oluyordu. Valla şimdi boşum, Allah'a şükür, şükür ediyor yani, biz memnunuz yani. Teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun. Yani aç değiliz, Allah'a şükürler olsun. Yine her şey var, valla çalışamıyorum, yine Allah yardım eder. Valla şimdiye kadar ben devlette de yani... Devlete de, evet. Hemen bir dakika. Ben şimdi üyeydim. Şimdiye kadar devlete de bir çöp de yememişim. Nifaka da yememişim. Allah bizi mutlaka etmesin. Devletimiz de tabii devletimizdir. Eyvallah. Herkese yardım ediyor ama biz Allah'a da istiyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.